Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı ikinci dönem toplantısı Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay Başkanlığı'nda ATSO Konferans Salonu'nda gerçekleşti. 2021 yılı ödeneklerinin masaya yatırıldığı toplantıda Aksaray'da yürütülen proje ve yatırımların son durumları da ele alındı. Toplantıya kurumların bölge ve il müdürleri katıldı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere pandemi sürecinden dolayı zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Ben öncelikle Sayın Valimizin selam ve hürmetlerini iletmek istiyorum. Temaslı olması hasebiyle bugün toplantıya katılma noktasında tereddüt etti. Dolayısıyla ben kendisinin yerine katılıyorum. Size de selam ve hürmetlerini sunuyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Maalesef gerek kamu hizmetlerinin ifası noktasında gerekse toplumun bir takım problemlerinin çözümü ve taleplerini değerlendirmesi noktasında pandemi sürecinden kaynaklanan problemler sebebiyle muhtelif alanlarda ve muhtelif sebeplerle çeşitli problemler yaşıyoruz. Ama elhamdülillah çok şükür göreceli olarak dünyadaki örneklerimize göre oldukça iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Ve sağlıkla da Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşlarıyla da yaptığımız temaslar neticesinde şunu biliyoruz ki işte aşılamanın ilerlemesi, sürecin ilerlemesi Allah'ın izniyle inşallah bu yıl ortasına, Haziran'a kadar bizi belirli bir anlamda düzlüğe çıkaracak. Allah yardımcımız olsun diyorum. 2021 yılı itibariyle ilimizde 15 kamu kurum ve kuruluşun yatırım programında yer alan 152 adet projesinin toplam bedeli 1.6 milyar TL olup bunun %31'i önceki yıllarda karşılanmıştır ve %31'inde bir fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 yılı program tüm kurumların programı ödenek toplamı 225 milyon TL'dir. Yatırım programındaki 152 adet yatırımdan 10 adedinin inşaatı uygulaması tamamlanmıştır. 45 adet yatırım inşaat uygulama aşamasındadır. 97 adet yatırım da ihale veya proje aşamasında devam etmektedir. Bu noktada 15 kamu kurum ve kuruluşun 152 adet projesinin 506 milyon TL'lik kısmı yani %31'lik kısmı önceki yıllarda harcanarak hayata geçirilmiştir. Arz ettiğim gibi az önce toplam ödeneğimiz 2021 yılı içerisinde 225.7 milyon TL'dir. Ve 2021 Mart sonu itibariyle de ödenek gerçekleşmesi %9 civarında gerçekleşmiştir. Bu tüm belirttiğim projeler içerisinde ildeki yatırımların sektörel dağılımı ile ilgili genel anlamda bir bilgi vermek istiyorum. Tüm bu yatırımların sektörel dağılımı tarım %55, ulaştırma %5, eğitim %14, sağlık %11 ve diğer kamu sektörlerindeki harcamalarda %9 civarında gerçekleşmektedir ve gerçekleşecektir. Bu noktada tüm sektörlerin proje bedeli içerisindeki payı da %6 civarındadır. Ya işte üniversitenin, belediyenin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının. Kendini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık yapan şahıs, jandarma dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı. Sevinçli Köyü'nde GT isimli vatandaşın 1000 sterlin, 4500 TL nakit ve 25 gramlık 2 adet bileziğinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kimliği belirsiz şahıslar tarafından alınmak suretiyle 29 Mart 2021 tarihinde dolandırıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. İhbarın İl Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesinin ardından konuya derhal müdahale edilerek İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı unsurlar söz konusu bölgeye sevk edildi. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma dedektifleri tarafından yapılan araştırmada siyah kapşonlu, montlu ve maskeli bir şahsın tespit edildiği, şahsın kimliğinin tespiti çalışmaları kapsamında olay yeri yakınında ve güzergah üzerinde bulunan 32 kameranın yaklaşık 4 saatlik kaydının alınarak incelemesi yapıldı. Şüphelinin olay tarihinde Niğde ilinden Aksaray'a otobüsle geldiği,
Aksaray şehirler arası otobüs terminalinden ticari taksiye binerek Sevinçli köyüne gittiği ve suçu işlediğinin tespit edilmesi üzerine şahsın takibine başlanılmış ve 4 Nisan 2021 günü Adana'dan Sivas'a otobüste yolculuk yaptığı bilgisine ulaşılmasına müteakip Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmiş ve icra edilen başarılı operasyon sonucunda şüpheli E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat kapsamında gerekli tahkikatın tamamlanarak şüpheli E.T. 5 Nisan 2021 tarihinde Aksaray Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi ve adli makamlarca tutuklanmasının ardından Aksaray Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Dere Mahallesi'nde bir lokantada bir hafta içerisinde yaşanan iki hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Dere Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana gelen olayda ilk hırsızlık olayı geçtiğimiz hafta pazartesi günü yaşandı. Öğle saatlerinde lokantaya gelen kimliği belirsiz bir kadın telefonunun olmadığını ve birini aramak istediğini söyleyerek lokanta sahibi Derya Akay'dan yardım istedi. Lokantanın paket servisinde kullanılan telefonla görüşme yaparak kapıya çıkan kadın bir süre telefonla konuştuktan sonra müşteri yoğunluğunu fırsat bilerek telefonla birlikte hızla lokantadan uzaklaşarak kayıplara karıştı. İkinci hırsızlık olayı ise yine geçtiğimiz hafta Cuma günü yaşandı. Sabahın erken saatlerinde elektrikli motosikletle lokanta önüne gelen kağıt toplayıcısı anne ve oğul olduğu düşünülen iki kişi, lokanta için kapı önüne bırakılan süt şişelerini elektrikli motosiklete yükleyip olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Her iki olayda lokantanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Lokanta sahibi Derya Akay, "Bir haftada iki kere hırsızlık olayıyla karşılaştık. İlk önce müşteri olarak gelen bayan telefonumuzu istedi, sipariş telefonunu verdik. Telefonumuzla konuşarak gitti, telefonumuzu götürdü, çaldı. İkinci bir olayda da müşterilerimize servis ettiğimiz sütü anne ve oğul sabah biz dükkanı açmadan gelip götürmüşler," dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Haftada iki kere hırsızlık olaylarıyla karşılaştım. İlk önce bir müşteri olarak gelen bayan telefonumuzu istedi, dükkanımızın sipariş hattını. Sipariş telefonunu verdik. Onu da telefonla konuşarak gitti, telefonumuzu götürmüş, çalmış. İkinci bir olayda da müşterilerimize servis ettiğimiz sütü anne ile oğul sabah biz dükkanımızı açmadan gelip götürmüşler. Paşacık Mahallesi'nde bir inşaatın duvar örme işini yapan inşaat işçisi birinci kattan düşerek yaralandı. İşçinin yüz kemikleri ve kolunda kırık olduğu, ayrıca yüz derisinin ise parçalandığı belirlendi. Paşacık Mahallesi Acem Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı inşaatın duvar örmesini yapan Mahmut Gürer, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten molozların olduğu zemine düştü. Molozların üzerinde kalan işçi ağır yaralandı. Olayı fark eden inşaattaki diğer işçiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Ağır yaralanan işçi ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin yüz kemiklerinde kırık olduğu, yüz derisinin parçalandığı ve kolunun kırık olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eskinde bir motosiklet sürücüsü seyir esnasında kontrolünü kaybederek metrelerce sürüklendi. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eskili ilçesine bağlı Kaputaş Yaylası'nda kullandığı plakasız motosikletle yayladan ilçe merkezine seyreden Ahmet O, tarladan toprak yola çıktıktan bir süre sonra kontrolünü kaybederek motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi tamamlanan sürücü daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, 104 emekli amiralin darbe çağrımlı bildirisi hakkında mikrofonumuza değerlendirmelerde bulundu. Öncelikle hoş geldiniz tüm izleyicilerimizi. Saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii ülke gündeminde yine bir bildiri ile karşılaştık. Bir 103 tane, 104 tane amiralin bir bildirisiyle karşılaştık. Zaten
Ülkemiz ne yazık ki eskiden beri böyle iç dış mihraklarla, böyle efendim darbe söylentileriyle, darbelerle, ekonomik darbelerle, siyasi darbelerle sürekli sallandı, sallanıyor. Yine bundan sonra da bunu yapmaya devam edecekler gibi gözüküyor. En ciddisini 15 Temmuz'da yaşadık. İşte bir kalkışma yaşadık. Bir hain bir terör örgütü tarafından ülkemizin demokrasisine, seçilmiş hükümetine, aslında milli birlik ve bütünlüğümüzü parçalamak için yapılan çok ciddi bir darbe girişimiyle karşılaştık. Çok şükür milletimizin feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve milletimizin vatana ve millete ve demokrasiye, özgürlüğe, cumhuriyete ne kadar sahip olduğunu biz 15 Temmuz'da zaten gösterdik. Yani bugün bu amiralların açıklamasında çok da hani aslında ben şey de bulmuyorum, ciddi de bulmuyorum. Hani neye güçleri yeter? Bu algıyı oluşturmak, bu milletin kafasında bu algıyı oluşturmak mümkün de değil. Çünkü artık bu ülkede darbe falan yapılamaz, yapılamayacağını 15 Temmuz'da herkes gördü. Böyle bir bildiri yayınlamakla bunların eline ne geçecek, ne yapmaya çalışıyor? Çok da anlamış da değilim. Aslında ben çok da ciddi ve değerli de, yani kıymetli de bulmuyorum. Hani tehdit unsuru olarak da görmüyorum. Çünkü ama düşünce önemli, yapılış şekli önemli. Hala böyle zihniyetlerin bu ülkede yaşamış olması önemli. Bu tehditlerin devam etmesi sıkıntı aslında. Ama hani bu millet bu feraseti gösterdikten sonra 15 Temmuz'da bu kadar vatanına, milletine ve özgürlüğüne bu kadar bağlı olduktan sonra hiç kimsenin bunu yapmaya gücü yetmeyecektir. Tabii ki bu bildirilere kınıyoruz. Bu 28 Şubat sürecinde de gördük. 15 Temmuz'da da gördük. 12 Eylül'de de gördük. Bu milletin arasına nifak tohumu serpmek, bu milleti bölmeye, parçalamak mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Tabii bizi yıllardan beri Kürttür, Türktür, sağdır, soldur, efendim Alevidir, Sünnidir, olmadı cemaatçidir, işte Müslümandır, yok daha dindardır, yok daha solcudur, yok daha şöyledir, yok Fenerbahçe'dir, yok Galatasaray'dır diye bizim aramıza efendim her alanda, her şekilde efendim nifak tohumu serpmeye çalışan insanlar var. İnsanlar aslında şunu çok iyi bilmeli, sokaktaki sıradan insanlar şunu çok iyi bilmeli. Bu vatanın sahibi bu millet. Bu sokaktaki sıradan insanlar bu vatanın, bu milletin gerçek sahipleri. Onların feraseti sayesinde, onların gücü dirayeti sayesinde, onların vatana, millete ve bayrağa bağlılığı sayesinde bu milleti hiç kimse efendim alt edemeyecek, ezanları dindiremeyecek, ay yıldızı, al bayrağımızı inşallah hiç kimse indiremeyecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bundan sonra da böyle şeyler oldukça da yani bu millet bunların karşılığını verecektir diye düşünüyorum. Tabii biz dün sivil toplum örgütleri olarak bununla ilgili bir açıklama yaptık. Tabii sivil toplum örgütleri vatandaşın sesi soluğu diye düşünüyorum. Sokakta, yani hepimizin ciddi anlamda üyeleri var, onları temsil ediyoruz. Vatandaşın, sokaktaki vatandaşın düşüncesi de bu böyle. Yani ne gerek var böyle şeylere, ne lüzum ediyor? Yani insanlar, yani seçilmiş hükümete bunu yapmakla bunların ellerine ne geçecek bilmiyorum. Bu şimdi AK Parti hükümetini seviyor olabilirsiniz, sevmiyor olabilirsiniz, destekliyor olabiliyorsunuz, desteklemiyor da olabiliyorsunuz. Bunun yeri nedir? Sandıktır. Yani 19-20 yıldır AK Parti ülkemizde iktidar her seçimde oylarını artırmış, sandıkla gelmiş. Bir gün tabii ki bu hükümetin de bir gün sonu gelecektir muhakkak, elbet kalmayacak ama sandıkla gelmiştir, sandıkla gidecektir. Bunu hiçbir şekilde değiştiremezsin. Sevmiyorsan, diğer siyasi partiyi düşünüyorsan ona oy vereceksin. Onun siyasi parti için gayret göstereceksin, çalışacaksın, iktidar yapacaksın. Bunun yolu ve yöntemi budur. Demokrasiye, cumhuriyete balta vurmak için efendim yok darbe çığırtkanını yaparak bu işlerin sonu gelmez, bir yere de varamazlar. O yüzden bunun yolun yönteminin seçim olduğunu düşünüyorum. Seçilmiş hükümet bizim hükümetimizdir. Seçilmiş cumhurbaşkanı bizim cumhurbaşkanımızdır. Sevsek de sevmesek de biz seviyoruz kendisini, destekliyoruz da 15 Temmuz'da bunu yapamayan insanların efendim 103 tane amiralın bir açıklamasıyla şunla bunla efendim bu işi yapamazlar, beceremezler, bu iş olmaz. Bundan sonra da olmayacaktır. Biz sandığı işaret ediyoruz. Hükümetleri sandıkla getirelim, sandıkla yollayalım. Yeni daha iyisini bulursak sandıkla onu getirelim diye düşünüyoruz. O yüzden yine sandığı işaret ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Koronavirüs salgınının gölgesinde kurulmaya devam eden pazar tezgahlarını yaz meyveleri süslemeye başladı. Ancak yüksek fiyatlar cep yakıyor. Metin Eskil. Kaç yıldır pazarlık yapıyorsunuz? 25 senedir. Yaz geliyor artık yavaş yavaş. Yaz meyveleri de çıkmaya başladı. Nektari, çağla, fiyatlar ne durumda? Fiyatlar normal, fiyatlar çok iyi. 5 lira, 10 lira çilek, muz 10 lira. Peki çağla göremedik tezgahlarda? Çağla şu anda toplanmıyor.
Toplanmadığından dolayı. Çok pahalı oldu mu? Pahalıydı onlar. Pahalı. 30 lira. 30 lira 40 lira. 30-40 lira. Toplanmıyor. Peki vatandaşların nasıl? Tepkisi nasıl? Tepkisi normal yani. Şimdi pahalı biraz yani. Şu anda pahalı. Ama 15 gün sonra biraz daha düşer. İsmim Musa Sağ. Musa Bey, yaz geliyor. Artık yaz evet. Meyveleri çıkmaya başladı. Fiyatlar nasıl? Vatandaşın alım gücü nasıl? Fiyatlar gayet iyi. Vatandaşımız da pandemi süreci olmasa daha rahat gelecek pazar ama pandemi sürecinden dolayı sağ olsun polis ve zabıta arkadaşlar hiç kod olmayan 65 yaş üstü olanları yanında çocuğuyla pazara gelenleri pazar almıyor. O yüzden gördüğünüz gibi pazar biraz tena. Peki çileğin fiyatı ne kadar? Çilek 10 lira. Çileğin fiyatı değişmiyor. 5 yıldır 10 lira. 5 yıldır aynı parayı satıyoruz. Peki elindeki nektar mı? Bu nektarın çağlası. Onun ne kadar fiyatı? 5 lira kilosu. Muz ne kadar? Muz 10 lira. Portakal 5 lira. İyi armutlar armut 5 lira. Peki portakalın bitme sezonu geliyor mu artık? Portakal şimdi... Dönem dönem portakallar var. Kış portakalları bitti, şimdi yaz portakalları var. Washington bitti, yerine Yafa ile Valencia başladı. İsmim Arif Kara, pazarcı esnafıyım. Arif Bey, yaz sezonu geliyor artık. Tezgahlarda bir şeyler nasıl? Tezgahınızda çok şık gördük. Evet. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar pahalı. İster istemez yani. Çilek 12 lira, 15 lira. Muz falan halde 9,5 lira, 10 lira. Pazarda malum gördüğünüz gibi. Bizde meyveler kaliteli, iyiyse. Öyle işte. 40 lira. Yarım 20 lira, evet. Peki erikleri de öyle paketlemişsin. Eriklerin paketi ne kadar? O da 15 lira bizde abla. Bazı yerlerde 20 lira, 30 lira, bizde 15 lira. Ananas nasıl peki? Ananas da çok güzel, 15 lira. Peki müşterilerin alım gücü nasıl? Yaklaşım nasıl? Müşteriler, iyisini bilen iyisine. İyi malın alıcısı iyi oluyor tabii ki de. Kötü mal, kötü isteyen gelmiyor tabii. Ucuz olması lazım. Öyle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizin tezgahta kredi kartı geçerlidir diyor. Geçerlidir abla. Peki nasıl vatandaş? Markete bir rakip mi? Markete bir yandan rakip gibi. Aynı kivi markette 15 lira, bizde 8 lira. Muz markette 12 lira, bizde 8 lira gördüğünüz gibi. Yani kredi kartı geçerlidir gören evet. Yaklaşıyor mu be? Yaklaşıyor ister istemez. Kredi post makinamız da var. Pazarda bir ilk mi peki? İlk. Tezgahta ilk, bizde ilkiz yani. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor, çarşamba günü deplasmanda Alanya Kestel Spor'la karşılaşacak siyah beyazlı ekip şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. Misli.com 3. Lig 4. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Aksaray Belediye Spor, ligde 30. hafta karşılaşmasında deplasmanda çarşamba günü saat 15'te 34 puanla ligde kalma mücadelesi veren Alanya Kestel Spor'la zorlu bir 90 dakikaya çıkacak. Bu sezon deplasmanda topladığı 27 puanla dikkatleri üzerine çeken iç sahada ise istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı ekip, çarşamba günü Alanya Kestel maçı ile çıkışa geçip ligde kalan 4 haftayı kayıpsız geçmeyi istiyor. Alanya Kestel'de ilk devre evinde oynadığı maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinde çarşamba günü rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yoluna devam etmek için 3 puan istiyor. Ligde geçen hafta evinde Bursa Yıldırım Spor'a 1-0 mağlup olarak taraftarını üzen siyah beyazlılar, çarşamba günü de Alanya Kestel maçından 3 puanla ayrılıp taraftarına yeni bir mutluluk yaşatmak için kenetlendi. Ligin son haftalarına girerken kritik maçlara çıkacak siyah beyazlılarda hedef kalan 5 maçta 15 puan toplayarak mutlu sona ulaşmak. Alanya Kestel maçına moralsiz hazırlanan siyah beyazlılarda eksik oyunculara rağmen tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Kaptan İbrahim Konuksever, Alanya Kestel maçında kırmızı kart cezası nedeniyle görev alamayacak. Bursa Yıldırım Spor maçında cezası tamamlanan Mustafa Apardı ve Mümin Aysever ise yeniden formasına kavuşacak. Sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalan Furkan Yıldırım ve Onur Alsu, çarşamba günü takımdaki yerini alacak. Ekonomi gündemi.
Sırada hava durumu var. Efendim, burada bültenimizi noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın.